Herkese merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Görgüde açalım Hak Kelamını adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum bu hafta. Farkındaysanız her hafta sevgi veya barış hakkında bir deyiş, nefes, sema, türkü paylaşıyorum. Bu biraz farklı. Yani görgüde açalım Hak Kelamını diyorum. Görgü nedir? Ya illaki resmi bir toplantı olacak diye bir şey yok. Kendi ailemizle, eş dostumuzla Hak Kelamını açarız, bakarız ne diyor? Şöyle 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 yaşamalıyız. Yani ya bir örnek veriyor ya da direkt bir buyruk veriyor. Şöyle yaşamalıyız. Biz de ne yapıyoruz? Kendi hayatımıza bakıyoruz. Acaba bu şekilde yaşıyor muyuz? Yaşamıyorsak nasıl düzeltebiliriz? Nasıl buna göre, bu örneklere veya bu buyruklara göre hayatımızı değiştirebiliriz? Bunları hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz? Nasıl uygulayabiliriz? Ne yazmışım orada? Görgüde açalım Hak Kelamını. Kelamullah baksın hayatımıza. Tabii biz Hak Kelamını bakıyoruz. Ama Kelamullah, yani Şah İsa kimdir? Ruhullah ve Kelimetullah. Hakk'ın kelamı kendisi. İncil'in Yuhanna suresinin ilk cümleleri bunu anlatıyor. İsa Hakk'ın kelamıdır. İnsan olup bu dünyaya geldi. Kelamullah baksın hayatımıza. Biz de Hakk'ın kelamına bakıyoruz ama Kelamullah baksın hayatımıza. Görülelim. Yani görgü ne demek? Görülmek demek. Görgülü, olgun bir insan olmak aslında görülmekle ilgili. Orada bize verir Hak selamını, Kelamullah baksın hayatımıza. Erenler, görgülü, olgun olalım. Hakk'ın kendi ruhu ile dolalım. Adanarak Hakk'a tam vakf olalım. Hayatımızı tamamen O'na teslim edelim. Bizi biz yapan her şeyi verelim O'na. Hiçbir şey esirgemeden tamamen O'na vakf olalım. Kelamullah baksın hayatımıza. Evet, sözler devam ediyor ama önce bir paylaşayım. İnşallah beğenirsiniz. Görgüde açalım Hak Kelamını, Kelamullah baksın hayatımıza. Görgüde açalım Hak Kelamını, Kelamullah baksın hayatımıza. Orada bize verir Hak selamını, Kelamullah baksın hayatımıza. Orada bize verir Hak selamını, Kelamullah baksın hayatımıza. Erenler görgülü, olgun olalım. Hakk'ın kendi ruhu ile dolalım. Erenler görgülü, olgun olalım. Hakk'ın kendi ruhu ile dolalım. Adanarak Hakk'a tam vakf olalım. Kelamullah baksın hayatımıza. Adanarak Hakk'a tam vakf olalım. Kelamullah baksın hayatımıza. Kelamı sadece dinlemeyelim, yaşayışımıza tatbik edelim. Kelamı sadece dinlemeyelim, yaşayışımıza tatbik edelim. Buyurulanları ezberleyelim, Kelamullah baksın hayatımıza. Buyurulanları ezberleyelim, Kelamullah baksın hayatımıza. Aynaya bakarız, saç düzeltiriz.
kötü huylarımızı seyreltiriz. Aynaya bakarız, saç düzeltiriz. Kötü huylarımızı seyreltiriz. Kelamla nefsimizi köreltiriz. Kelamullah baksın hayatımıza. Kelamla nefsimizi köreltiriz. Kelamullah baksın hayatımıza. Kervanım bakalım her sözümüze. Tutalım aynayı iç yüzümüze. Kervanım bakalım her sözümüze. Tutalım aynayı iç yüzümüze. Çeki düzen verelim özümüze. Kelamullah baksın hayatımıza. Çeki düzen verelim özümüze. Kelamullah baksın hayatımıza. Evet, aynaya bakarız, saç düzeltiriz, kötü huylarımızı seyreltiriz, kelamla nefsimizi köreltiriz, kelamullah baksın hayatımıza. En son ne demişim? Kervanım bakalım her sözümüze, tutalım aynayı iç yüzümüze, çeki düzen verelim özümüze, kelamullah baksın hayatımıza. Elimize, dilimize, belimize sahip olalım. Gözümüze, sözümüze, özümüze hakim olalım. Ve Allah'ın yolunda ilerleyelim. Nasıl yapacağız? Hak kelamına bakacağız. İyice öğreneceğiz. Ezberleyeceğiz. Uygulayacağız hayatımıza her sözünü. Ve kelamullah'ın hayatımıza bakmasını izin vereceğiz. Bütün hayatımızı açacağız ona. Neyi düzeltmek istiyorsa kutsal ruhuyla bize bildirsin, biz de ona göre değişelim, hak yolunda menzil alalım. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin, başka canlarla paylaşın eğer beğendiyseniz. Yorum yazın, abone olun ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, hak yolunda ilerleyin, esen kalın, hoşça kalın.